Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den yeni iddialar, yeni açıklamalar var. O açıklamalara, iddialara bakalım şimdi. Peker'in 2018'de imar barışından faydalanmak için başvurduğu İstanbul Beykoz'daki evinin bulunduğu arazi devredildi. Nereye? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Peker'in avukatı ev için imar barışından faydalanıldığını ve aslında tüm vergilerin de ödendiğini söyledi. Peker de bu haberi doğruladı. Şöyle dedi: "Beni tahrik edip seçimden önce elimdeki cephaneyi kullanmamı istiyorlar" dedi. Suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'in tek mal varlığım dediği mülkü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Cumhuriyet'in haberine göre Peker, Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan konut için 2018'de çıkarılan imar barışına başvurdu. Faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı. Peker'in avukatı, öyle bir hile yapmışlar ki çevredeki evler faydalanmış. Bir tek Peker'e ait ev milli parklar alanına dahil edilmiş dedi. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz diyorlar. O halde neden başvurumuz kabul edildi? Avukat gereken ödemelerin de yapıldığını vurguladı. Kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili de yeni iddiaları var. Sedat Peker'in sosyal medyada Deli Çavuş adlı hesaptan ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa, bir hafta süre bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Soylu'nun babasıyla arkadaş olduğunu bir kez daha hatırlattı Sedat Peker. Babası Doğru Yol Partisi ilçe başkanı iken bir binanın sahibiyle sorun yaşandığını ve arabuluculuk için kendisinin devreye sokulduğunu öne sürdü. Hüseyin Ceylan adlı kişinin bunun karşılığında kendisine bir araba ve bir çanta dolusu para verdiğini iddia etti. Soylu'ya şöyle dedi: "Senin baban Hasan abi beni ilçe başkanlığı binasında ağırlayıp, reis sen Karadenizlilerin gururunu kurtardın, bizim gururumuzu kurtardın demedi mi?" diye sordu. Peker ayrıca son günlerde gündemde olan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma davası açtığı eşi Ünsalba'nın servet kavgasına da değindi. Taşkesenlioğlu'nun mahkemeye boşanma dilekçesi verdikten sonra ilk iş dilekçeyi Soylu'ya yolladığını iddia etti. Soylu'nun da bana bir arkadaşı vasıtasıyla tehdit ettirdiğini öne sürdü. Boşanma haberlerinin çıkmasının hemen ertesi günü mahkeme o haberlere erişim engeli getirmişti.